Nasıl gelebilir buraya? Ne işi var evimin önünde bunun? Sen! Dur diyorum sana! Madem yüzüme bakacak cesaretin yok, niye geliyorsun evime? Zeynep'i görmeye geldim. Bu ne yüzsüzlük? Bu ne kendini bilmezlik? Dedim ya, Zeynep'i merak ettim. Onu görmeye geldim. Sen kimsin ha? Sen kimsin de benim gelinimi görmeye buralara kadar geliyorsun? Yalan şahitliğinle oğlumu hapse attırdığın yetmedi mi? Şimdi de evimin kapılarını mı açtın duruyorsun? Bakın,
Benim sizinle bir derdim yok. Ama benim var. Niye yalan söyledin? Niye mahkemeyi kandırdın? Dedim ya hanım teyze. Benim ne senle ne oğlunla bir derdim yok. Kimle öyleyse? Kocasını hapse attırdığın gelinimle mi? Öbür gelininizi ne çabuk unuttunuz da Zeynep'i tutar oldunuz. Bırakın bu işleri. Değil mi? Kaza işte. Geliyorum demiyor. O talihsiz kaza belki de az daha biricik kızımın hayatına mal olacaktı. Allah'ım sen koru yarabbim. Ama Arzu Hanım sağ olsun. Gece demedi, gündüz demedi. Bizimle beraber hastane köşelerinde koşturdu durdu. Adeta kendini parçaladı. Kızımın tekrar sağlığına kavuşması için elinden geleni fazlasıyla yaptı. İyi misin? Seni hatırlıyorum ben. Sen daha önceden de geldin bu eve. Arzu'nun yardım ettim dediği adamsın sen. Demek en başından beri oyun oynuyordunuz bize. Çetesiniz siz, çete. Bakın bir dinleyin ama, değil mi? Allah kahretsin sizi. Mahvettiniz ailemizi. Ne istiyorsunuz bizden ha? Ne istiyorsunuz? Zeynep'i istiyorum, Zeynep'i. Zavallı. Zeynep senden bahsetmişti. Lakin şimdi daha iyi anlıyorum. Ne kadar acınası bir halde olduğunu. Benden mi bahsetti Zeynep? Evet. Bir zamanlar nişanlı olduğunuzdan. Seni hiçbir zaman sevmediğinden. Onun peşini bir an bile bırakmadığından. Hayatı ona zehir ettiğinden bahsetmişti. Zehir ediyormuşum, öyle mi? O zaman sor bakalım Zeynep'e. Niye oğlundan boşanma davası açıyor? Ne? Ya. Zeynep Selim'e tekmeyi basıyor teyze. Bana aşık o, bana. Burada da zorunluluktan kalıyor. Hadi oradan densiz. Zeynep oğlumu çok seviyor. Karnında benim torunumu taşıyor. Zeynep asla böyle bir şey yapmaz. Yapmaz öyle mi? Çoktan yaptı bile. Bak, benim adım da Erkut'sa Zeynep Selim'den boşanacak, benim karım olacak, benim. Aa yeter be! Senin gibi zavallı bir insanı daha fazla dinlemek istemiyorum. Hemen defol git evimden, defol! Allah'ım ben ne yaptım? Kimlerin lafına inanıp da gelinimin günahını aldım? Allah'ım sen beni affet. Hadi canım aç ağzını. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi bir tane daha. Anne. Efendim kızım. Düşündüm de. Keşke ben hep hasta olsam. Tuğçe o nasıl söz? Nereden çıkardın şimdi bunu? Ben iyi olunca bana hiç böyle yemek yedirmiyorsun. Başımda durmuyorsun. Kızım ben seninle hiç ilgilenmez olur muyum? Deme böyle şeyler ne olur. Hadi bir tane daha. Anne ben doydum. Ama olmaz. Babacığım. Doktorla konuştum. Bugün taburcu olmasında bir sakınca yokmuş. Kızım bak bugün çıkıyormuşuz. Yaşasın. Çok sıkılmıştım buradan. Alo baba. Tuğçe bugün taburcu oluyor. Oh. Demek Tuğçe bugün çıkıyor. Çok sevindim. Baba peki ne yapacağımızı düşündün mü? Biliyorsun aptal kan testleri yüzünden Kenan her şeyi öğrendi. Tuğçe'nin kendi kız olmadığını biliyor. Bir sakin ol. Baba nasıl sakin olayım? Birazdan hastaneden çıkıyoruz. Ve ben Kenan ne yapacak bilmiyorum. Baba ne olur yardım et bana ne olur. Of Arzu. Dur bir dinle. Ben aceleci davranmayı sevmem biliyorsun. Hem ne yapacak? Kızını kaçıracak değil ya. Tamam, bakacağız bir çaresine. Necdet Bey, eski şoförünüz geldi. Sizinle görüşmek istediğini söylüyor efendim. Arzu şimdi kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Baba. Baba biz...
Bu ne cüret? Böyle rahatça nasıl karşıma çıkabiliyorsun? Benim senden çekinecek hiçbir şeyim yok. Senin torununu benim oğlum vurmadı. Onu senin adamlarından biri vurdu. Kes saçmalamayı. Benimle böyle konuşamazsın. Senin torunun kurtuldu. Şimdi sıra benim doğmamış torunumun geleceğini kurtarmakta. Götüreyim de sıcak sıcak içsin. Nasıl böyle şüphelenebildim Zeynep'ten? Nasıl günahını alabildim? Allah'ım sen beni affet. Adam resmen delirmiş gibiydi. Yok Selim'den boşanacakmış, yok Zeynep onunla evlenecekmiş. Ay hatırladıkça ürperiyorum. Ben de neler düşündüm gelinim hakkında. Kızım, sana kendi ellerimle çorba yaptım. Bol vitaminli. Hadi, soğutmadan iç. Çok teşekkür ederiz Aliye Hanım. Ne zahmet ettiniz. Yardımcınız yapmıştı. Değil mi Zeynep? Evet, zahmet etmişsiniz. Sağ olun. Bu rahmetli kayınvalidemin kış aylarında yaptığı şifalı çorbasıydı. Selim'im hamileyken kayınvalidemin bu çorbası sayesinde hiç hastalanmadım. İnşallah sen de beğenirsin kızım. Beğenirim tabii. Sağ olun. Neyse, ben sohbetinizi bölmeyeyim. Afiyet olsun kızım. Bir şey olursa bana haber verirsin. Afiyet olsun. Kaldır kolunu biraz. Ağrın sızın var mı bir tane? Tek isteğim bir an önce eve gitmek. Evimi çok özledim anne. Hatta okulumu bile özledim. Çıkalım artık anne ne olur. Merak etme kızım hemen gideceğiz. Ama dedenin evine gideceğiz. Dedeme mi? Evet hem de yeni evine. Deden sana kocaman bir oda hazırlamış. Tam prensesleri layık. Çok seveceksin orayı. Hadi bakalım. Hayır Arzu. Tuğçe senin babanın değil, kendi babasının evine geliyor. Yani çiftliğe. Ait olduğu yere. Buyurun. Merhabalar. Selim Emiroğlu adına bir tane zarf vardı da. Selim Emiroğlu'na mı? Ha şey, şu an kendisi evde değil. Siz isterseniz onu bana verin. Tabii, buyurun. Bir imza rica edecektim. Teşekkür ettim. İyi günler. Sağ olun. Seher. Kim geldi? O elindeki ne? Şey, Selim Bey'e bir zarf geldi de. Selim'e mi? Allah Allah, hayırdır inşallah. Ne zarfıymış bu böyle? Ver bakayım. Yani.
Aliye Hanım, siz iyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Emin misiniz? Oldu o zaman. Ben mutfaktayım. Bir şey isterseniz çağırırsınız. Demek o adamın söyledikleri doğruymuş. Zeynep Selim'den boşanacakmış. Aman Allah'ım. Sen benim aklımı koru ya Rabbim. Sen benim aklımı koru ya Rabbim. Elindeki neydi acaba? Görünce böyle gözleri yuvalarından çıkacak gibi oldu vallahi. Aman buradan görsem ne göreceğim ki? Nasılsa bunun da kokusu çıkar elbet. Artık kime, neye, nasıl inanacağımı iyice şaşırdım. Davayı oğlum hapse girdikten sonra açmış. Zamanında Selim'i, Zeynep için herkesi karşısına aldı. Ama o ilk yokuşta bırakıverdi kocasını. Benim oğlum nasıl başa çıkar bunun Allah'ım nasıl? Kızımın yeri babasının yanı. Bunu aklına sok. Kızım gitmeye hazır mısın? Ama annem dedeme gideceğimizi söylemişti. Hayır babacığım. Evimize gidiyoruz. Oley! Kenan bir dakika konuşabilir miyiz? Kızım, bir saniye bekle, konuşup çıkacağız. Hı hı. Ne var, ne istiyorsun? Kenan yanlış yapıyorsun. Senin yaptığın her şey doğru, benimkiler yanlış öyle mi? Kenan, çocuğun yanında tartışmayalım. Onun annesine ihtiyacı var, Tuğçe benimle gelecek. Tuğçe'nin doğduğu günden beri sana ihtiyacı vardı. Bunu şimdi mi anladın? Sen istediğin yere gidebilirsin. Ama Tuğçe ait olduğu yere benle birlikte evime gelecek. Anne. Kızımı koparamazsın benden. Buna izin vermem. Baba. Gerçekler ne olursa olsun o benim kızım, tamam mı? Ve ondan asla vazgeçmeyeceğim. Kanka etmeyin artık. Kanka etmeyin. Tuğçe. Kızım, prensesim. Ağlama sen, olur mu? Hep birlikte babaanneme gidelim. Ne olur. Kızım bu adamın evinde büyümeyecek. Bunu aklına sok. Canına mı susadın sen? Yaptığın pisliği temizle diyorum. İşte o kadar. Ulan ben şimdi senin... Buyur. Sıkıysa yap bakalım ne yapacaksan. Ne oldu? Kaldın öyle. Bak ben buraya olay çıkarmaya gelmedim. Adam gibi kavgasız, gürültüsüz konuşalım ha. Nasıl olacak o iş? Ha? Bana silah çeken sensin. Adamlarını gönder. Konuşalım. İndir silah. Ondan sonra ne diyeceksen de.
Anlat bakalım, ne istiyorsun? Sen Tuğçe'ye ne kadar üzdüğünün farkında mısın Kenan? Ben ne yapıyorsam kızımın iyiliği için yapıyorum. İyilik dediğin şey onu annesinden koparmak mı? Sen anne misin be? Benim tek istediğim kızıma iyi bir hayat sunmak, tamam mı? Ve onu en iyi şartlarda yetiştirebilmek. Bunu ben de yapabilirim. Bu söylediğine sen inanıyor musun gerçekten? Ne pahasına olursa olsun kızımı senden koruyacağım. Senden ve onu yıllardır görmeyen o adamdan. Tabii her kimse. Şimdi onu alıp gidiyorum. Sen de tek bir kelime bile etmiyorsun. Baba. Hadi kızım gidiyoruz. Babaannemin yanına mı? Evet bir tanem. Çiftliğe gidiyoruz, evimize. Hadi gel tut elimi. Kenan. Hadi kızım gidiyoruz. Anne sen gelmiyor musun bizimle? Anne ne olur sen de gel. Tuğçe'cim sen şimdi babanla git. Bazen anneyle baba arasında böyle anlaşmazlıklar olur. Biz yine konuşacağız. Her şey eskisi gibi olacak. Merak etme, tamam mı? Tamam o zaman. Hadi Tuğçe. Aramızda artık alacak verecek kalmadı. Ben senin torununun hayatını kurtardım. Ama sen benim torunumun geleceğiyle oynadın. Doğmamış velede don mu biçiyorsun? Lafım çarpıtma. Torununu ben kaçırmışım gibi günlerdir peşimdesin. Yeter artık. Senin azibide oğlun yüzünden benim torunum hastanede kaç gündür ölüm kalım savaşı veriyor biliyor musun? Tuğçe'yi benim oğlum vurmadı. Onu senin kendi adamlarından biri vurdu. Suçlayacaksan kendi adamını suçla. Fazla ileri gidiyorsun Veysel. Daha da fazla ileri gideyim o zaman. Torunumun babasını sen hapsattırdın. Onu babasından sen ayırdın. Hepsini biliyorum. Şimdi kurduğun kumpası itiraf edip Selim hapisten çıkaracaksın. İlaçlarımı getir ver yukarı. Seher, sana diyorum. Size yiyecek bir şeyler getirmiştim Zeynep Hanım. Sağ ol Seher. Eğer başka bir şey isterseniz gidip getirebilirim. Seher. Aa, Aliye Hanım çağırıyor. Seher. Ben gidip bakayım. Allah Allah, bir şey mi oldu acaba? Buyurun Aliye Hanım. Kızım tansiyon ilaçlarımı getir. Allah'ım sen koru, ne oldu Aliye Hanım? Aliye anne. Aliye Hanımcığım, gelin sizi yatağınıza götüreyim. Lüzumu yok. Seher, ilaçlarım nerede? Odanızda, başucunuzdaki çekmeceye koymuştum. Hadi gelin içeri geçelim. Ne oldu şimdi? Niye böyle davranıyor ki bana? Ben de bilmiyorum canım. Ama canı bir şeylere sıkkın. Dur bakalım anlarız. Uzanmak ister miydiniz? Seher, şu yatağı açıver kızım. Hemen hallediyorum.
Hay Allah. Niye çıktı ki böyle birdenbire tansiyonunuz? Bir şey mi sinirlendiniz acaba? Aliye Hanım, size güzelce bir limonlu çay yapalım. Yarım saate düşer tansiyonunuz. Ben de ara ara çıkar sizi kontrol ederim. Biz de hemen yan taraftayız Aliye anne. Bir şey isterseniz hemen seslenin. Ben gelirim hemen. Şimdi bir şey ister miydiniz? Seher, tamam kızım çıkabilirsin. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Seni ne yaparım biliyor musun? Elinden gelen ardına koyma. Param var, gücüm var diye insanların hayatıyla oynayabileceğini mi sanıyorsun? Bana bak, sabrın taşmaya başladı artık. Defol git buradan, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Kızımın, damadımın başına ne geldiyse senin yüzünden geldi. Çevirdiğin bütün dolapları biliyorum. Hem de en başından beri. Erkut'a nasıl yalancı şahitlik yaptırdığını, Selim'e nasıl kumpas kurduğunu. Ne olacak? Dur, daha bitmedi. Melih'in kazasında senin yaptırdığını ispatlayacaktım ama sokak ortasında güpegündüz kendi adamını acımadan vurdurdun. Tabii poliste itiraf edecek diye korktun, değil mi? Hepsini biliyorum, hepsini. Biliyormuş. Sen bu bilgiyle alim de olursun yakında. Ama dediklerini dinleyecek kimse bulamazsın. Öyle mi? Nedenmiş? İspatlayamazsın da ondan. Elinde ne bir belge var, ne de bir kanıt. Yani yaptıklarını kabul ediyorsun, öyle mi? Evet. Ne olmuş? Selim'in aleyhine Erkut'a yalancı şahitlik yaptıran benim. Melih'in arabasını ayarlayıp Elif'le o ikisini öbür tarafa gönderen de benim. Oldu mu? Hadi git şimdi. Durma, ihbar et beni. Dediklerine inanacak bir hakim bulursan tabii. Demek bu söylediklerinin hepsinin mesul olduğunu kabul ediyorsun ha? Evet dedik ya, salak mısın sen? Başka söyleyeceğim bir şey yoksa şimdi defol git buradan. Bir daha da ne seni ne de oğlunu etrafımda görmeyeyim. Bu sefer hayatını bağışladım. Ama bir dahaki sefere bunun sonuçları çok ağır olur senin için. Gideceğim, gideceğim, merak etme. Senin o şeytan yüzünü görmeye meraklı değilim zaten. Hala konuşuyor ya. Defol lan! Atın şu sümsü dışarı. Bırakın lan! Çek lan elini, bırak! Ali anne niye öyle yaptı acaba? Hiç böyle davranmazdı. Nasıl ittirdi birden öyle elimi? Belli ki kendini kötü hissediyordu. Canı ne kadar sıkkındı, görmedin mi? Yok. Bak, başka bir şey var. Evet, çok soğuk davrandı bana. Zeynepciğim öyle şeyler deme. Kadıncağızın tansiyonu çıktığı için biraz panik yapmış olabilir. Fark etmeden onu üzecek bir şey mi yaptım acaba? Hiç böyle davranmazdı ki. Zeynepciğim evhamlanma canım. Son zamanlarda neler yaşadığını biliyorsun. Kadının evladı hapiste, torununu kaybetti. Diğerini de kaybediyordu neredeyse. Bunlar kolay şeyler mi? Of, bilmiyorum Tülay abla, vallahi bilmiyorum. Neyse canım, sen artık üzme kendini. Olur böyle şeyler. Bırakın lan, bırakın! Gittin. Adam mısınız lan siz? He? Adam mısınız? İçeri girin de Necdet Bey'in istasmanızı taksın. Makarada konuşuyor. Yürü git lan! Bırak şunu ya. Yürü git lan. Hayatın artık benim ellerimde Necdet Karapınar.
Bütün pisliklerin, kalleşliklerin burada kayıtlı. Kendi ağzının hepsini bir bir itiraf ettin. Artık o çok güvendiğin soyadın bile kurtaramayacak seni. Bittin lan sen, bittin. Allah Allah, kim bu ya? Sabri abi. Siz gelmeyince ben bir geleyim dedim. Daha ödemediniz kirayı. Ya Sabri abi, ödeyeceğiz de bu aylık idare et sen. Yok, idare idare nereye kadar Muhsin? Abi sadece bu aylık ya. Yok, ben yapacağımı yaptım. Bak, bir boğaz daha almışsın eve. Sen önce kiranı öde, kiranı. Benden bu kadar. Sabri abi ne yapıyor ya? Abi yapma, gözünü seveyim ya. Ne yaparız, nereye gideriz abi? Madem öyle, çıkıp gidin evimden. Ben sizin keyfinizi bekleyemem. Abi yapma, gözünü seveyim. Ödeyeceğiz diyorum sana. Ayıp ediyorsun ama abi ya. Ben mi ayıp ediyorum? Burası yardım derneği değil Muhsin. Ödemiyorsan çekip gidersin. Allah'ım ne yapacağız şimdi? Bu evden çıkarsak sokakta mı kalacağız? Ne yapacağız bu soğukta Muhsin amca? Cemal'i mi arasam acaba ya? Heh, Cemal. Nasılsın, iyi misin? Ne olsun, iyi diyelim. Şey diyeceğim, benim senden bir ricam olacaktı ya. Acaba biraz borç para verebilir misin bana? Olsun, tamam. Canın sağ olsun, ne diyelim. Söyle, dinliyorum. Hani bu el arabası gibi olanlardan. Olur, çalıştırırız tabii. Niye olmasın ki? Tamam, sağ ol. Allah razı olsun senden. Görüşürüz, sağ ol. İş buldum Ayşegül, iş buldum. Bu bizim Cemal var ya, onun bir arkadaşı varmış. Arkadaşının da sandviç tezgahı varmış sokaklarda satmak için. Bacağı kırılınca tabii araç boşta kalıyor. Diyor ki bana, sen çalıştırır mısın? Dedim olur, çalıştırırız. O zaman bu evden çıkmayacağız mı? Çıkmayacağız. Sen de bana yardım edersin ha? Ederim tabii. Bir sürü sandviç satarız. Çok sevindim Muhsin amca, çok. Şükürüm benim. Ay bu ne böyle Nurcan? Vallahi yiyemeyeceğim artık. Nesi var be? Mis gibi çorba. Ay tatsız, tuzsuz. Götür götür, tamam yeter. Feride ne dediyse ben onu yapıyorum. Ödem yapıyormuş. Onun için tuz koymadım yemeklere. Şuradan şuraya kıpırdayamıyorum. Ödem yapsa ne olur, yapmasa ne olur. Hadi şuradan tuzu getir bana. Olmaz, getiremem. Bana ne talimat verdilerse ben onu yapıyorum. Ah Melahat, ah. Görüyor musun? Kurt kocayınca kuzuların maskarası olurmuş. Ah, ah. Hadi, hadi soğutuyorsun çorbanı. Öf, öf. Şey, Ayşegül nerede? Niye getirmedin bugün? Hasta. Evde yatıyor. Nesi var çocuğun? Üşütmüş biraz. Hay Allah. Hadi afiyet olsun. Nihayet sonunda. Nimet'e de laf ettiriyorsun ya. Nurten, şu televizyonu açsana. Nevriye'ye dün kısmet çıktı. Bakalım bugün ne olacak? Tamam, tamam. Bu da az suratsız değil. Ne yapacağım ben şimdi? Kenan kızımı koparacak benden. Bana yardım etmek zorundasın baba. Bütün bunlar senin yüzünden.
O çulsuz ne yaptı biliyor musun? Karşıma geçip bana hesap sordu. Tehdit etti. Adamlarımın önünde bana silah çekti. Sence bütün bu olanların sorumlusu kim? Bu adamı benim başıma kim musallat etti? Ben. Sen ya. Sen. Ciğeri beş para etmez adamın diline düşürdün beni. Adamın elinde kozu olsa gidip her şeyi polise anlatacak kadar gözü dönmüş idin. Ben seni arkamı topla diye yanıma aldım Erkut. Dağıt diye değil. Affedin Necdet Bey, acemiliğime verin. Baba, konuşmamız lazım. Müsait değilim Arzu. Baba çok önemli. Baba, lütfen. Bizi yalnız bırak. Ne oldu yine? Kenan, Tuğçe'yi alıp çiftliğe gitti. Sen de onlarla gitseydin ya işte. Ne işin var burada? Kenan o kadar şeyden sonra beni kapıdan içeri sokar mı? Ha, bir de o var değil mi? Baba hastaneden çıkmanın önce tekrar konuştuk. Ama bir türlü ikna edemiyorum. Ne yapacağız baba? Ne yapmamı bekliyorsun Arzu? Elimde sihirli bir değnekle bir dokunuşla her şeyi eski haline mi çevireyim? Baba, kızımdan bahsediyoruz, kızımdan. Ya evliliğimden vazgeçeceğim ya da kızımdan. Bir şey yapman lazım. Baba, lütfen. Çok şükür. Bu badireyi de atlattık. Allah torunumu bize bağışladı. Ona bir şey olacak diye çok korktum anne. Düşünme oğlum artık bunları. Allah'ın izniyle hepsi geride kaldı. Kenan, içeride ses etmedim ama Arzu nerede? Niye gelmedi? Arzu yok anne. Bundan sonra bir daha da gelmeyecek. Peki oğlum, sen öyle diyorsan. Hani Tuğçe için çiftlikte kalmasına izin verecektin. Yine ne oldu? Var yine bunlarda bir iş. Öyle olması gerekti anne. Evladım, Arzu'nun bu evdeki varlığından en çok rahatsız olan benim. Ama öyle bir gel bir git olmaz ki. Hem Tuğçe'ye ne deriz? Ben zaten kızım için verdim bu kararı. Onu korumak için. Anne, bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Tuğçe artık bizim yanımızda, Arzu da babasının evinde kalacak. Bak sen, demek Arzu'yu babasının evine postalamışlar ha? Anne, güven bana olur mu? Böylesi Tuğçe için daha iyi. Peki oğlum, sen öyle diyorsan. Anne bunlar ne? Yok büyük bir şey değil oğlum. Anne. Belli ki tansiyonu yükselmiş. Yok oğlum. Tuzu biraz fazla kaçırmışım. O yüzden oldu herhalde. Sen dikkat ederdin buna. İşte yorgunluk. Tuğçe'nin üzüntüsü. Hepsi üst üste geldi. Endişe edecek bir şey yok oğlum. İyi misin şimdi? İyiyim oğlum iyiyim. Sen bir de beni düşünme. Aman anne. Gözünü seveyim dikkat et kendine. Ah evladım. Bunca derdinin tasanın içinde. Sana nasıl derim içimde yanan ateşi. Zeynep'in Selim'den çoktan vazgeçtiğini. Oh. Hmm.
Sana bakmaya doyamıyorum. O zaman sen de yüzünü yüzünden hiç mahrum bırakma, olur mu? Beni hiç sensiz bırakma. Bırakır mıyım seni hiç? Canım benim. Fotoğrafçı. Fotoğraf çek değil mi? Bak bizim hiç böyle fotoğrafımız olmadı. Foto. Abi bizim şöyle bir fotoğrafımızı çekebilir misin? Tabii. Çekiyorum. Hazır mısınız? Bir. İki. Üç. Biz nasıl bu hale gelebildik? Nasıl? Sana olan sevgime nasıl ihanet edebildin Zeynep? Tükenip bitiyor dilimde sonsuz.